Başarı kulakları büyüdü açlıktan. O bilet çözmeseydi biz bugün burada olmazdık büyük ihtimalle. Sahaya çıktıklarında nereye geldiğini şaşıracaklar. Sakarya'nın bütün geçmişi anlatıyor. Bu şehir deprem gördü. Bu takım kaza geçirdi. Herkese merhaba. Tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu kez Sakarya'ya gidiyoruz. Sakarya'ya ne için gideceğiz? İkincilik beyaz grupta oynanacak. Sakarya Spor Kahramanmaraş Spor maçı için gideceğiz. Aslında bugünün farklı bir önemi daha var. Bugün Sakarya Spor'un yeni stadyumunun açılışı aslında. Yani 6 haftadır deplasmanda oynayan, iç saha maçlarını Bolu'da oynayan, İstanbul'da oynayan Sakarya Spor bu hafta ilk defa, yani 7. hafta ilk defa kendi evinde kendi seyircisi önüne çıkacak. Buna tabii karşı koyamazdık. İstanbul'dan kalkıp basıp Sakarya'ya geleceğiz arkadaşlar. Geleceğiz dediğim şöyle oldu. Hem yorum kısmına yazdınız hem de geçtiğimiz yıl playoff'ta Sakarya Spor'u beraber bir üst lige çıkarmıştık. Sağ olsun Sakaryalı taraftarlar hepsi yazdı. Gelmen lazım. Beraber üst lige çıktık. Bu kez de ilk maçımızı, evimizde oynayacağımız ilk maçı görüntülemen lazım dediler. Ve ne oldu? Çantamızı sırtımıza aldık ve Sakarya'ya doğru yola çıkıyoruz. Bu arada geçtiğimiz sezonki playoff maçının videosunu izlemeyenler için sağ üst köşeden çıkaracağım. Onlar da o videoyu, o playoff videosunu izlerlerse ve yorum yaparlarsa, beğenirlerse çok daha iyi olur. Çok daha kişiye ulaşırız. Şimdi biraz iki takımdan bahsedeyim. Tabii ki öncelikle ev sahibi Sakaryaspor'da. Sakaryaspor sezonu Osman Özdemir ile başladı. Geçen sezon da Osman Özdemir takımın başındaydı. Takımı tanıyan, bilen bir hoca Osman Özdemir. Aynı zamanda Sakaryalı bildiğiniz gibi. Osman Özdemir ile sezona başlayan Sakaryaspor ilk 6 haftada 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. 10 puan topladı. Aslında Sakarya temsilcisi için biraz kötü bir başlangıç. Çünkü şampiyonluk hedefiyle yola çıktılar. Ve 4 beraberlik biraz fazla beraberlik sayısı. Onların 2 tanesini daha galibiyete çevirmeleri lazımdı bence. Ama dediğim gibi yeni yapılan transferler ve deplasmanda oynama olayı Sakarya'yı biraz geri düşürdü diyebiliriz. Peki bu süreçte takımda kimler öne çıktı? Ferhat Yazgan, Beykan Şimşek, Coşkun Yılmaz ve Mahir Sağlık takımı şu an için sırtlayan oyuncular. Peki Sakaryaspor transfer döneminde nasıl dikkat çekti diye soracak olursanız, şampiyonluk koleksiyoneri Murat Akın geldi takıma. Haylaz çocuk Batuhan Karadeniz var ve onun dışında liglerin tecrübeli ismi Ramazan Sal gibi birçok oyuncu kadroya katıldı. Şimdi konu kilit Kahramanmaraş Spor'a geçelim. Kahramanmaraş Spor'un başında eski Ankara gücülü Cafer Aydın var antrenör olarak. Cafer Aydın'ın takımı 4 mağlubiyet 2 beraberlik alarak lige iyi bir başlangıç yapamadı. Peki bu süreçte dikkat çeken oyuncular kimler oldu? Ethem Pülgir, Ramazan Kahya, Aydın Çetin takımın dikkat çeken oyuncuları. Şimdi Levent tarafındayım. Levent tarafında Başar ve Orhan'la buluşacağız ve Sakarya'ya doğru yolculuğumuz başlayacak. Şimdi Orhan ve Başar'la buluştum. Malum yerde kahve içiyorlardı, yakaladım. Biraz da böyle maçtan konuşalım. Sakarya Spor Kahramanmaraş Spor maçı var. Ne diyorsunuz? Benim skor tahminim farklı biter gibi geliyor. 3-1, 4-1 gibi bir skorla Sakaryalı yeni stat açılışında. Coşturur gider diyorsun. Ya bu taraftar da arkasına alarak biz de ki buradan çıkıp gidiyoruz Sakaryalara kadar. Daha İstanbul'dan gidiyoruz İstanbul'dan kardeşim. İstanbul'dan gidiyoruz. Farklı bir galibiyet bekliyoruz. Bakalım. Ne diyorsun Başar? Ben de rahat maç olacağını düşünüyorum. Bu arada Murat'ın geçmiş doğum gününü kutluyorum. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Dün de doğum günü ama. Neyse burayı montajda keserim kardeşim. O zaman biz otoparka inip arabaya gidip yola çıkıyoruz. İstanbul'dan ayrıldık. Sakarya yoluna doğru devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat yolumuz var herhalde. Yolda bir yerde durup Sakarya'nın meşhur ıslama köftesini yiyeceğiz. Neyse o zaman biraz maça geçeyim. Bence şu an Sakarya 7. hafta ilk ev sahibi olacağı maç oynayacağı için ağır favori, yani büyük favori. Böyle ben fark bekliyorum. 3 olur, 4 olur, 5 olur. Böyle bol gollü, çok zevkli bir karşılaşma bekliyorum. Ve inanılmaz bir atmosfer olacağını tahmin ediyorum. Yani biz dünden beri heyecanlıyız. Zaten kapalı gişe oynayacak bu arada Sakarya. Biletler dün tükendi. Umarım keyifli, güzel bir maç olur. Şimdi biz yola devam ediyoruz. Islama köftecide görüşürüz. Evet, Sakarya'dayız. Şimdi arkamızda meşhur köfteci Mustafa var. Islama köfte yemeye geldik. Buradan da maça geçeceğiz. Çok heyecanlıyız. Herkes çok aç. Başarı kulakları büyüdü açlıktan. (Gülüyor)
biz yoldan geldiğimiz ve aç olduğumuz için 1,5 porsiyon söyledik. Böyle ekmeklerin altına saklıyorlar. Aslında olayı bunun... Olayı ekmeğin ıslak olması. Nasıl gözüküyor sizce beyler? Vallahi ben dayanamayacağım, başlayacağım şimdi. Sen göm o zaman baba. Sizin için bir tane atıyorum. Bayağı iyi. Vallahi. Aşağı ne diyorsun? Çok güzel. Yine mi sen? Ne araktın? Adam direkt gömmüş ya. Neyse. Daha fazla futbol olayına girmeyelim. Biz devam edelim. Statta görüşürüz. Ne kadar Atkı abi? Hatıralar 15, normalleri 10 lira abi. Şimdi stadın önüne geldik. Stadyum gördüğünüz gibi ihtişamıyla ben buradayım diyor. Yapanların, emeği geçen herkesin eline sağlık. Şimdi o işte playoff maçta tanıştığımız aynen. Can ve Hakan Baba burada. Merhabalar. Şimdi Can bize bilet çözdü. O bilet çözmeseydi biz bugün burada olmazdık büyük ihtimalle. Eyvallah öncelikle. 6 maçta deplasmanda oynadığınızı varsayarsak. Evet. Fena bir başlangıç değil ama daha iyi olabilirdi tabii ki. Daha iyi olabilirdi. Şuna bağlıyorum ben bunu bence. Hani transfer sayımızı çok arttırdık. 14 tane yaklaşık transfer aynen. yaptık. Bu nedenle takımın daha oturması. Bir de sen de takdir edersin ki yani bu stat olmaması ve kendi evinde deplasmanda oynaman kadar. Çünkü hep 12 numara 12 numara diyoruz ya. Evet, Olimpiyatta da gördük. Biliyorsun resmen 12 numara aldı. Kesinlikle. Olimpiyattaki maçı beraber izlemiştik. Bir maçı Bolu'da oynadınız, bir maçı Olimpiyatta oynadınız. İster yani... istemez yorucu da oluyordur takım için. Kesinlikle. İnşallah bugün bizim için bir milat olsun. Dönüm bundan noktası sonra olsun. İnşallah hep beraber galibiyetlerle toparlarız diye düşünüyorum. Şimdi Başar soruyor, Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz deyip duruyor yolculuk boyunca. Aynen. Ne diyorsun, Batuhan Karadeniz ne zaman form tutar, ne zaman forma giyer? Batuhan Karadeniz, umuyoruz form tutmasını diyelim. Tabii ki kariyerli bir futbolcu, yani yeteneğini kimse tartışamaz. Kesinlikle öyle. Ama işte yani işin sahada çok kısmı var ya abi. Kesinlikle. Ben oradayım yani. Batuhan çok yetenekli bir adam ama işte görüyoruz Eskişehir'de olmadı. İşte ne bileyim Şanlıurfa'ya gitti olmadı. Yani. Burada olacak mı? Meçhul. Osman Hoca adam eder mi? O zaman bakalım. Şöyle bağlayalım bunu. 50+2 yükseliş yılı. Batuhan'ın da umarım Sakarya'yla beraber olur. Yükseliş yılı olsun diyelim. Aynen. Sakarya tribünlerinin tanınmış simalarından Baba Murat'la beraberiz. Abi stad açılışı beklenen gün geldi. Yeni stadyumunuzda ilk maçınızı oynayacaksınız. Valla çok şükür elhamdülillah. Sabırsızlıkla bugünü bekliyorduk. Sezon açılışını umuyorduk ama nasip bugüneymiş. Siz de gördüğünüz gibi bir buçuk gün gibi az bir sürede 30 bin tane bilet tükendi. Her şey inşallah güzel olur. Hayırlısıyla olur. İnşallah güzel geçer. Bu sene ne diyorsun? Takım ilk sıradan çıkar mı yoksa yine bir playoff macerası yaşar mı? Bu 30 bin kişilik statla beraber şampiyonluk artık yok. Playoff düşünmüyoruz. Direkt şampiyon. Direkt şampiyonluğa. Bak Kahramanmaraş ilk maç. Farklı bir galibiyet bekliyor herkes. Valla Kahramanmaraş düşünsün çünkü sahaya çıktıklarında nereye geldiğini şaşıracaklar. O yüzden bunlar için büyük sıkıntı var. Şimdiden geçmiş olsun. Eyvallah abi, çok sağ ol. Sakarya Spor yeni stadyumunun ilk maçında içerideyiz. Atmosfer gerçekten böyle tüyleri diken diken edici. Daha maçın başlamasına 40 dakika var ama tribünlerin yarısından fazlası dolmuş durumda. Ne diyorsun Can ya? Nasıl bir atmosfer var sence? Ben anlatılmaz yaşanır diyorum. Gerçekten. Aynen öyle. Yani muhteşem bir atmosfer. Yani, Sakarya'ya yakışan bir atmosfer gerçekten. Türkiye'de futbol seviyorum diyen her insanın evet. Bu stadyumda bir tane maç izlemesi gerekiyor bence. Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle.
2, Kahramanmaraş Spor 1. Yani dediğimiz gibi ikinci devirde oyun açıldı. Sakaryaspor maçı 2-0'a getirdi. Evet. Tam 3'e 4'e gidiyor derken olmadı. Kahramanmaraş tek sayısını buldu penaltıdan. Ve oyun sıkıştı bir anda. Bu sefer de Maraş yüklenmeye başladı ikinci golü bulmak için. O son dakikada Fatih Özçelik'in kaçırdı. Gol. Oyunun nazar kırılma anı. Fatih Özçelik'in o pozisyondan sonra ortam buz kesti zaten. Son 2 dakika nasıl geçti ben anlamadım. Aynen. Sen de anlamamışsındır herhalde. Ben anlamadım yani ama Fatih onu atsa 3-1 çok güzel çıkar olacak. Ne oldu sen 4-0 diyordun? Ben toplamı söyledim 4 diye. İkinci bir sene alacaktın bilmiyorum. Yok öyle deme yok. Çok mutluyuz. Yeni stadyumumuzda ilk maç, ilk galibiyet. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu taraftarın da hakkıydı zaten. Eyvallah. Muhteşem bir galibiyet. Tebrik ediyoruz. Başar ne diyor? İlk maç galibiyetle başlamak güzel. Bu skorların devamını diliyoruz. Batuhan Batuhan diyordun. İki tane top alamadı. Hepsini ezdi aldı topları. Ne yapacağız? İlerleyen maçlarda gösterecek kendini. İnşallah. Orhan. Orhan bırak artık. Telefonu bırak Orhan ya. Aa, Sakarya'yı ben ilk defa... Orhan Barcelona'da bu arada. Orada doğma büyüme. Takımın kanatları gayet iyi. Hızlı koşan adamlar var. Savunma da iyi. Herkes işini yapıyor ama forvette ciddi eksik var gibi gözüküyor. Batuhan ne olur mu bu iş bilmiyorum açıkçası ama Sakarya umarım hak ettiği yere gelir. Ama ciddi bir forvet eksiği var gibi gözüküyor. Güzel bir maçtı. Çok güzel bir gündü. Öncelikle stadyumda beni gören abilerim, kardeşlerim selam verdiler. Vallahi gururum okşandı benim. Ne kadar güzel bir şey. Çok güzel bir daha da güzel olacak inşallah. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Selam. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer maç videolarımızda görüşürüz.